Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Bugün sizlerle yoğun bir haftadan sonra karşı karşıyayız. Birleşmiş Milletler New York toplantısı ve Amerika-Türkiye siyasi ilişkileri konusunda bilgi vermek için karşınızdayız. Birleşmiş Milletler toplantıları bu hafta bitti. Ve Türkiye'den de gelen önemli heyetler vardı bu toplantı için. Dolayısıyla özellikle bu Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde 193 ülkeden liderler, temsilciler New York'ta bir kez daha bir araya gelmiş oldu. Tabii Türkiye ve Amerika için bu yılki toplantı epey bir önem taşıyordu. Gerçi ikili bir toplantı yapılmış durumda değil. Hani başkanlar nezdinde ya da bakanlar nezdinde. Ama heyetler görüşmüş oldular, toplantılar yapmış oldular. Dolayısıyla en önemli noktalar da ise yani bu özellikle Birleşmiş Milletler'deki bu haftaya damga vuran Türkiye ile Amerika arasındaki durumlara baktığımızda tabii Suriye'deki kriz, İran krizi, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze alımları, en son bu Halk Bankası ile ilgili yaşanan gelişmeler, tabii Trump yönetimiyle olan uyuşmazlıklar, Rahip Brunson tutukluğu sebebiyle Adalet ve İçişleri Bakanlarına yönelik mali ve seyahat yasak yaptırımları. Tüm bunlara baktığımızda aslında çok önemli meselelerin iki ülke arasında engeller teşkil ettiğini görüyoruz. Tabii şunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak şu an Amerika'daki Trump yönetimi Türkiye aleyhine bazı sorunlar çizmiş ya da göstermiş olabilir. Ama biz tabii bunu değerlendirmesini şu şekilde yapıyoruz. Önemli olan nokta burada tabii Türkiye'nin veya Türkiye tarafının ya da Amerikan tarafının ortak bir diyalogla sorunları çözmeye çalışması. Çünkü Türkiye gerçekten Amerika'nın yıllardır müttefiki ve bu son dönemde yaşanan bu krizlerin bu müttefiklik durumları değerlendirmeye aldığımızda çok uygun bir şekilde çözülüp geride bırakılmasında fayda var. Dolayısıyla bu bizim düşündüğümüz şu anki krizlerin büyüyeceğini düşünmüyoruz ya da Amerika ile Türkiye arasında problemler yaratacağını düşünmüyoruz. Bu noktada gerekli vizelerin ya da vize verme sürecinin etkilenmeyeceği yönünde düşüncemiz. Ve tabii ki buradaki yapılabilecek en iyi şey diyaloğu arttırıp ve iki ülke arasındaki ticaretin de tekrar toparlanıp artması yönünde olacak. Ve dolayısıyla bu açıdan da biz bu sorunlar şu an herhangi bir şekilde Amerika'nın vize engellemesi ya da durumuyla karşı karşıya Türkiye'yi bırakmayacağını düşünüyoruz ya da Türk vatandaşlarını. Dolayısıyla bu bizim özellikle bu haftaki gördüğümüz gelişmeler noktasında bizim düşüncemiz olumlu gidişatın oldu ve yakında da bu yaşanan krizlerin aşılacağı yönündeki düşüncelerimizi tekrarlayabiliriz.